O mutlaka gerçekleşecek olan kıyamet gerçekleştiğinde kim gitti de kafası yarıldı geldi diyenler. Yok ya insanlar öldükten sonra nasıl diriltilecek diyenler. Artık hepsi bitti. Artık kıyamet gerçekleşti. Bunu inkar eden kimse kalmadı. Çünkü efendim olay gerçekleşti. O kıyamet gerçekleştiğinde dünyada kendisini adam sanan niceleri adam olmadıklarını anlayacaklar. Dünyada adam yerine koyulmayan, toplum içerisinde adam yerine koyulmayan, gerici, yobaz diye görülen nice insanların da gerçekten ne büyük insan oldukları ortaya çıkacak. Yani kıyamet bir takım insanları alçaltacak, bir takım insanları yüceltecek. Dünyada adam yerine koyulmayan Bilal-i Habeşiler vardı, Musablar vardı, Habbablar vardı. Bunlar fakr-ı zaruret içerisinde öldüğü zaman elbisesini, kafasını örseler ayakları açık kalıyordu. Ayaklarını örseler kafası açık kalıyordu. Bu kadar fakr-ı zaruret içerisinde. Ağzı kokan insanlar, göbeğini kaşıyan insanlar diye karşı taraf onlara bakıyordu. Mevla buyuruyor ki, kıyamet işi değiştirecek. Alçak görülen nicelerin yüce olduğu anlaşılacak. Yüce olduğu görülenlerin, nicelerin alçak olduğu anlaşılacak. Kıyamet bunları ortaya koyacak.